İsmim Yüksel Eken, Kirazlıyım. 3 yıldır Mahmut Bey'in fabrikasında operatörlük yapıyoruz. Daha önce Torbalı'da çalıştık. Oradan buraya geldik. 10 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Bu mesleğin incelikleri, müşterinin isteğine göre makinelere en iyi şekilde müdahale edip en iyi kaliteli yağı çıkarmak zorundayız. Bunun için sürekli makinelerde takip durumundayız. Bizim müşteriler bahçeden temiz olarak zeytini toplar, bize getirirler. Biz bunları aynı gün içinde sıkmak zorundayız. Çünkü zeytin ne kadar çok beklerse asit oranı o kadar yükseleceği için kalite o kadar düşer. Bize kalite lazım olduğu için biz kaliteli yağı dizem diyoruz. Bize dizem lazım, yağ lazım. Biz onu çıkarmaya çalışıyoruz. Zeytin buradan geldikten sonra fabrikada önce yıkamaya alıyoruz. Yıkamadan zeytini kırdıktan sonra içeri kazanları alıyoruz. Kazan dediğimiz makineye alıyoruz. Orada 1-1,5 saat bekledikten sonra sıcak suyla birlikte orada bekletiyoruz. Hamurun olgunlaşmasını bekliyoruz. Oradan dekontör dediğimiz makineyle bunu yağ, su, hamur ayrıştırıp buradan yağ, su, posa olarak separatör dediğimiz makineye gönderip oradan yağını, suyunu ayırıp yağ olarak alıp müşteriye teslim etmeden önce asidini, kalitesini ölçüp ona göre müşteriyi bilgilendirip ondan sonra müşterinin yağını teslim ediyoruz. Eğer müşteri isterse soğuk sıkım, sıcak sıkım olarak yapıyoruz. Kalitesine göre, asit oranına göre alıp satıyoruz. Zeytinin hiçbir şeysi çöpe gitmez. Zeytinin atığı olan Pirina fabrikasına gider, orada sıkılır. Oradan belirli bir miktar çıkan yer sabuna, zeytinyağı sabununa gider. Oradan geri kalanını kurutulup tekrar kalorifer kazanlarında yakıt olarak kullanılır. Sıfır bir atık. Yaprağı dahi çay olarak kullanılıyor bunun, zeytinyağı çay olarak. Biz karışık gelen zeytinleri temizlerini ayırıp dip olarak tabir ettiğimiz pislikli zeytinler geldiği zaman onları ayırıp sadece temizleri sıkıp onları başka bir zamana bırakıyoruz. Zeytinyağı üretiminde hijyen tabii ki önemli. Separatör dediğimiz makinede bizim yağı süzen filtrelerimiz vardır. Bunları 3-4 günde bir biz temizleyip yağın posa durumunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Yani sıfıra yakın bir yere indirmeye çalışıyoruz. Zeytinyağının güzel olduğunu, kaliteli olduğunu anlamak için domates salatasında veyahut da yumurta pişirdiğimiz zaman anlarız. Yani kaliteli, asidi yüksek bir yağ salatada kokar, acı yapar. Ama kaliteli bir yağ şeker gibi tadından yiyemez. Yumurtada da aynı şekilde. Salatada olduğu gibi orada da belli olur. Mesela birin altındaki sıfır grupları var bizde. Onları biz dizem grubu diyoruz. Onlar en kaliteli yağdır. Neden? Asit yükseldikçe zeytinyağının kalitesi düşer. Yemesi de hoş olmaz. Acımsı, ağır bir koku olur. Şimdi rafinajdan gelen yağları bilemezler. Onlar çünkü nasıl oluyor? Onlar çok asitli bir yağlar. Onlar filtreden geçirilip asit oranı sıfıra sıfır düşürülüp öyle gönderiliyor. Rafine ediliyor yağlar. Rafine edilen yağı tavsiye etmiyoruz biz. Neden? Çünkü içinde zeytinyağı aromasıdır, tadıdır, zeytin kokusudur, zeytin gıdalarıdır. Böyle bir şey kalmıyor artık içinde. Biz doğal, fabrikadan çıktığı gibi elde edelim tercih ediyoruz. Zeytinyağı tüketilmesinden çokça bahsettik. İşte zeytinyağı faydalıdır. Bunları izah etmeye çalıştık ama neden faydalıdır? Neden tüketilmelidir? Zeytinyağının içinde olorofin denen bir madde vardır. Bu insan sağlığı için çok kıymetlidir. Oleik asit, polifenol dediğimiz maddeler vardır. Bunlar insan sağlığı için çok kıymetlidir. Özellikle kolesterolün dengelenmesi noktasında özellikle vitamin, D vitamini, B vitamini tarzındaki vitaminlerin vücuda alınması noktasında çok önemlidir, çok kıymetlidir. E vitamini açısından çok besleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca bunlar tüketimiyle alakalı faydaları. Ayrıca sedef hastalığı açısından vücuda sürülmesi, zeytinyağlı sabunlardır, efendime söyleyeyim zeytinyağlı şampuanlardır veya zeytinyağının direkt vücuda sürülmesi.
cildin sıkılaştırılması anlamında bayanlarımızın bunu kullanmaları gayet kıymetli ve önemlidir. Bir diğer husus da gene aynı şekilde vücuda sürüldüğünde vücutta oluşan toksit maddelerin atılması açısından da ayrıca önem arz etmektedir. Yemeklerde kullanımı zaten Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir unsurudur. Zeytinyağı, salataların vazgeçilmez bir unsurudur zeytinyağı. Zaten bu da artık gitgide yaygınlaştığı için vatandaşımızda bu kültürler oluşmaya başlamıştır. Ayrıca kuru fasulye tarzı, musakka tarzı ürünlerde de zeytinyağının kullanılması son zamanlarda gitgide artmıştır. Tabii bunların artmasında vatandaşımızın bilinçlenmesi önem arz etmektedir. Bu da özellikle Ege bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede zeytinyağı yarışmaları, efendime söyleyeyim geleneksel zeytinyağlı yemek sunumları, ülkemizde önde gelen aşçıların katılımlarıyla ortaya konan zeytinyağlı ürünler fuarları, sergileri vesaire, bunlar zeytinyağının kültüre dönüşmesinde önem arz eden hususlar içerisinde yer almaktadır.